Merhaba arkadaşlar. Yaklaşık 2 hafta önce Cardano'da nasıl delegatör olunur isimli bir video çekmiştim. Ancak bunun nasıl iptal edildiği yoktu. Bu video onun bilgilendirmesi olacak. Şimdi cüzdanımız biliyorsunuz Euro cüzdanıydı. Buna tıklayınca bizim cüzdanımızı bu şekilde ekrana getiriyor. Bu şekilde ekrana getiriyor. Şimdi bundan sonra hatta benim ilk ödül de yarınmış. Şimdi burada hatta şunu Türkçe'ye çevireyim. Şurada solda setting ayarlardan. Buradan Türkçe'ye ayarladım. Şimdi cüzdanımda bakın böyle bir ekran var. Sizin de şu ekran eğer ilk defa yapıyorsanız belirli bir zaman sönük şekilde, tıklanmaz şekilde olacaktır. O belirli süre geçtikten sonra burası bu şekilde aktif hale geliyor. Şuradan çekime tıkladığınızda sizi böyle bir ekrana yönlendiriyor. Burada iki seçenek var. Hatta şöyle Türkçe'ye çevirelim. Burada ödülleri geri çekerken eğer bir stake anahtarı var bizim. Eğer sadece ödülleri geri çekeceksek kayıtlı kalı tıklıyoruz. Mesela burada anladığımı tıkladıktan sonra bu da yanıyor. Şimdi eğer ödülleri çekeceksek ve stake olayına devam edeceksek kayıtlı kala tıklıyorum. Eğer komple ödüllerle birlikte stake ettiğim miktarı da havuzdan çekip başka bir cüzdana yollayacaksam ya da başka bir kişiye stake'i delegatör edeceksem, kaydı iptal ede tıklıyorum. Bu sefer ödüllerle birlikte bütün hepsini cüzdanımıza çekiyor. Yani bunu ben denemediğim için süresini bilmiyorum ancak çok uzun süreceğini düşünmüyorum. Ya anında gelir ya da belirli bir süre sonra hesabınıza geçer. Şimdi zaten burada da yazıyor. Stake anahtarını tutmak ödülleri geri çekmenize ancak aynı havuza delege etmeye devam etmenize yarıyor. Kaydı silmek de depozisyonunuzu geri verir ve anahtarı herhangi bir havuzdan geri alır. Bunun geri çekmenin, iptal etmenin yolları bunlar. Ya da ödülleri alabilirsiniz direkt kayıtlı kal diyerek. Seçim sizin. Şimdi buradan bunu kapattık. Nasıl göndeririz? Buradan göndere basıyoruz yukarıdan. Gönder kısmına tıkladıktan sonra burada alıcı kısmından borsanın ya da başka bir cüzdana göndermek istiyorsanız oranın adresini giriyorsunuz. Buraya miktarı. Ondan sonra da bu ileri tuşu aktif hale geliyor. Gönderiyorsunuz ama eğer borsanızda memo kısmı varsa memoyu da buraya tıklayarak aktif hale getiriyorsunuz. Bu şekilde onayladıktan sonra memoyu da buraya yazıyorsunuz. Bakın eğer borsanızda memo varsa mutlaka buraya girin. Yoksa büyük problem yaşarsınız. Alamayabilirsiniz ya da almanız uzun sürebilir vesaire. Yani borsa ile iletişime geçmeniz gerekebilir. Böyle bir ihtimal var. Eğer yollayacağınız yerde memo ayrıntısı varsa onu buraya giriyorsunuz ve ilerleyip gönderiyorsunuz. Kısa bir sürede de geçiyor. İptal etme olayı da bu kadar. Kısa bir şekilde anlatmaya çalıştım. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.